Nermin Hanım. Ben Meltem. Kontrolünüzü ben yapacağım. Şahika Hanım yok muydu? Aa, o doğum izninde. Doğru ya, o daha genç, doğum yapabilir. Şikayetlerinizi okudum. Tipik menopoz belirtileri. Menopoz için çok erken değil mi? Yani çevremdeki hiçbir arkadaşım daha girmedi. Geçenlerde biri doğum bile yaptı. Çevresel faktörler, gerginlik, bir de genetik miras eklenince olabiliyor. Evli misiniz? Kısa bir süre önce boşandım. Çocuk var mı? Var var. Boyumca iki tane çocuğum var benim. Yani ilaçlarla bunu durdurmak, en azından belirtilerini azaltmak mümkün değil mi? Kusura bakmayın, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim son günlerde çok özel bir ilişkim var. Yaşı da benden genç biraz. O yüzden yani. Bak bak bak. Siz de az değilmişsiniz. Yani menopoza girdiğimi öğrenmesi hiç hoş olmaz değil mi? Tabii canım. Biz hep erkeklere kızarız ama genç sevgili adeta gençlik aşısı gibidir. Beni anlamanıza çok sevindim doktor hanım. Kadın kadının halinden anlamaz da kim anlar? Hemen size bir ilaç yazıyorum. Rahatlarsanız. Ya ablanla enişten beni sevmezlerse. Merak etme, senden o kadar çok bahsettim ki seni tanımadan sevdiler bile. Aramızdaki yaş farkından bahsettim mi? Ya amma takıyorsun sen bu yaş farkına. Bizi gören öyle bir yaş farkı falan algılamıyor. İyi akşamlar. Merhaba. Tanıştırayım sizi, Nermin. Eniştem Sedat. Memnun oldum, ben Sedat. Ablam Meltem. Benim son günlerde çok özel bir ilişkim var. Yaşı da benden genç biraz. O yüzden yani. Bak bak bak, siz de az değilmişsiniz. Yani menopoza girdiğimi öğrenmesi hiç hoş olmaz değil mi? Tabii canım. Biz hep erkeklere kızarız ama genç sevgili adeta gençlik aşısı gibidir. Beni anlamanıza çok sevindim doktor hanım. Kadın kadının halinden anlamaz da kim anlar? Demek Nermin Hanım sizsiniz. Ablama söyledim gerçi ama sana söyleme fırsatı bulamadım. Bu Nermin boşanmamla ilgili ayrıntıları bilmiyor. İyi de sen daha boşanmadın ki. Ruhen bitti bizim ilişkimiz. Sadece evrak işleri kaldı. Zamanı geldiğinde Nermin'e söyleyeceğim ben ama şimdilik aramızda kalsın, olur mu? Aa, sen hiç merak etme. Benden laf çıkmaz. Ama sen de bayağı bir hızlı çıktın birini boşamadan birisi. Aferin, aferin. Aferin. Kardeşimden büyüksünüz değil mi? Hatta menopoza girecek kadar. Ama siz de söylediniz. Yani menopoz öncesi ilaç verdiniz, öyle değil mi? Ne olursa olsun. Kardeşim daha çok genç. Bir çocuk sahibi olabilecek yaşta. Oysa siz çoktan kapattınız o dönemi. Bunu bilmesi lazım. Vakti geldiğinde tabii ki söyleyeceğim. Vakti gelince mi? Yani Melih'in onca vaktini boşa harcayacaksınız. Buna müsaade edemem. Sedat Bey, siz asker emeklisisiniz değil mi? Sizde ne müthiş hikayeler vardır kim bilir. Pek yok aslında. Meltem'in hikayeleri daha müthiştir. Ne iş yaptığını biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım. Bilmem ki. Bir doktorum ben. Jinekolog. Ne güzel. Hatta geçenlerde ilginç bir hastayla karşılaştım. Anlatayım mı? Aman sakın anlatmayın. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yani siz Hipokrat yemini etmiş bir insansınız. Öyle hastalarınızın hikayelerini sofralarda mı anlatıyorsunuz? Sedat Bey, nasıl geçiyor emeklilik? Şimdi bir yerlerde idare müdürlük yapıyorum. Asıl siz anlatın. Gerçi Melih'ten bayağı dinledik sizi ama hayatının kadını hemencelik bulduğunu anladık. Nermin Hanım, Melih'le evlenince çocuk düşünüyor musunuz? Abla, bunları konuşmak için çok erken. Yo, geç bile kalmış olabilirsiniz, değil mi? Ama huzursuz ediyorsun şu an Nermin'i. İyi misin? Dün de aynısı olmuş ama. Ablam doktor, bir baksın istersen. Aa, tabii tabii. Rahatsızlıklarınızı anlatsanız. Aa, önemli bir şey değil canım. Arada sırada böyle sıcaklıyorum. Nasıl bir sıcaklama? Böyle sıcak mı basıyor yani? Ya bunları konuşmayalım istersen şimdi. Yok yok, konuşalım. Böyle duygusal gelgitleriniz var mı? Ani gerginlik, gereksiz alınganlık. Ama üstüne gidiyorsun. Üstüne gitmiyorum canım. Sadece gerçekleri söylemesini istiyorum. Aa, yeter! Yeter! Menopoza girdim, tamam mı? Oh be, söyledim, kurtuldum. Menopoza girdim. Aa!
Şimdi müsaade ederseniz en yakın buzdolabına gidip kafamı sokmayı düşünüyorum. Ancak öyle serinleyeceğim çünkü. Telefonun kapalıydı. Ulaşamadım sana bir türlü. Şarjım bitmiştir. Farkında değilim. Ben seni çok merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Her şey doğal seyrinde gerçekleşiyor. Yaşlanıyorum işte. Neden menopoza girdiğini söylemedin? Bu ayıp bir şey değil ki. Hangi erkek ona bir çocuk veremeyecek kadınla birlikte olmak ister ki? Hele senin gibi ileride çocuklarının olmasını isteyen biri için. Bana sen lazımsın Nermin. Bak Melih. Benim çocuklarım var. Ben bu özel duyguyu tattım. O kadar mucizevi, o kadar güzel ki senin de bu duygudan mahrum kalmanı istemem. Daha fazla birbirimize bağlanmadan ayrılalım dedim. Sen yolunda, ben yolunda. Hayır. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Ama ben sana çocuk veremem ki. Olsun. Ya bir çaresine bakarız. Benim şu an istediğim tek şey sensin Nermin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.